Merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf Türkçe 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 ve 209. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz gizemli canlılar. İlk sorumuzdan başlayalım. Sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız? Sağlığımız bizim için her şeyden önce gelir. Eğer sağlığımız yerinde olmazsa bu hayatta birçok şeyden mahrum kalırız. Her şeyin başı sağlık. Bu konuda söylenebilecek en doğru sözdür. Sağlığımızı korumak için öncelikle el temizliğimize dikkat etmeli, ellerimizi sürekli bol sabunla yıkayıp temiz tutmalıyız. Günlük duş almalıyız. Ağız temizliğimize özen göstermeli, günde 3 defa dişlerimizi fırçalamalı, diş fırçasının diş aralarını diş ipiyle de haftada en az 1 defa temizlemeliyiz. Genelde sebze yemeği tüketmeli, abur cuburdan uzak durmalı, yediklerimize dikkat etmeliyiz. Dışarıda mecbur kalmadıkça yemek yememeli, yiyeceksek eğer de hijyenli, temiz, bildiğimiz ortamlarda yemek yemeliyiz. Sağlığımız için sigara içmemeli, alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmalıyız. Hastalandığımızda sadece doktorumuzun verdiği ilaçları içmeli, evde bulunduğumuz ilaçları içmemeliyiz. Bitkiler ve yiyecekler neden çürür? Sebze, meyve gibi yiyeceklerin çürümelerinde birçok etken rol oynamaktadır. Örneğin bir elma dalından koparıldıktan sonra bir müddet daha canlılığını korumaya devam eder. Bu canlılığını uzatmak için buzdolabı gibi soğuk dolaplarda saklayabiliriz. Fakat her ne kadar iyi koşullarda saklanırsa saklansın, geçen süre içerisinde zamanla bozulmaya başlar. Bozulmanın sebepleri meyvenin kendi içerisinde bulunan mayalar, bakteriler, mikroorganizmalar çürümeye, meyveyi parçalamaya başlar. Bakteri ve mikroorganizmalar meyve ve sebzeleri besin olarak kullanırlar. Besin olarak kullanılan yiyecekler çürüme olayını gerçekleştirmiş olurlar. Kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz ve cümlede kullanınız. Gizemli kelimesi esrarengiz, gizem niteliğinde olan veya içinde gizem bulunan esrarengiz. Mehmet gizemli bir şekilde ortalıktan kayboldu. Küf kelimesi yiyeceklerde çıkan yeşil mantar, ekmek, peynir ve benzeri organik maddelerin üzerinde nem ve ısının etkisiyle oluşan çoğu yeşil renkli mantar. Ekmek bir hafta bekleyince küf tuttu. Mikroskop kelimesi, küçük mikroorganizmaları görmemizi sağlayan alet, bir mercek düzeneği yardımıyla küçük nesneleri büyütüp daha belirgin duruma getirmeye veya çıplak gözle görülmeyenleri göstermeye yarayan alet, hücre örneklerini mikroskopla inceledik. Mikro kelimesi, ufak küçük olan, küçük dar makro karşıtı, mikroekonomi konusunda araştırma görevi yaptık. Gözle göremediğimiz minik canlılara ne ad verilir? Mikro canlılar adı verilir. Mikroskobik canlıları nasıl görebiliriz? Mikroskop aracılığı ile görebiliriz. Mikroskobik canlılar nelere sebep oluyor? Bazı hastalıklara sebep oluyor. Mikro canlıların faydaları nelerdir? Hamurun mayalanmasına, sütün peynire ve yoğurda dönüşmesi gibi faydalar sağlar. Mikroskobik canlıların sebep olduğu hastalıklardan korunmak için neler yapmalıyız? Mikroskobik canlıların sebep olduğu hastalıklardan korunmak için düzenli beslenmeli ve dengeli bir şekilde beslenmeli, temizliğimize dikkat etmeli ve sık sık ellerimizi sabunla yıkamalıyız. Hasta olduğumuzda mendil kullanmaya ve doktor muayenesine dikkat etmeliyiz. Metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz. Metnin konusu mikro canlılar. Metnin ana fikri mikro canlıların faydaları olduğu kadar zararları da vardır. Metinden neden sonuç ve örneklendirme cümlesi bulunuz. Neden sonuç? Uzun süre dışarıda kalan yemekler bozulmaya ve ekşimeye başlar. Örneğin yarım dilim bir ekmek, ısırıp bıraktığım bir elma uzun süre dışarıda kaldığında küflenir. Kısaltmaların kullanım alanları ve getirilen eklerle ilgili bilgileri örnekleriyle eşleştiriniz. M metre, ölçülerin kısaltılması küçük harfle yazılır. İNG, Ege Mahallesi, profesör hazırlayan, kısaltılan kelime veya kelime grubu özel ad, unvan veya rütbe ise ilk harf büyük, cins isim ise ilk harf küçük olur. TC, TDK, kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır. THY'de, TDK'den, TRT'den. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır.
CM'yi KG'dan küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır. Kısaltmaların kullanım alanları ve getirilen eklerle ilgili cümleler yazınız. Kardeşim THY'de çalışıyor. Profesör Doktor Mustafa az önce toplantıya gitti. Hazreti Muhammed bize iyiliği ve güzel ahlakı öğütlemiştir. ABD bu yıl çok saldırdı. Asistanım 100 kilometre yol gitmiş. 10 kilogram elma aldım. TBMM 20 Nisan 1923'te açıldı. Doktor Sanem ameliyata gitti. TDK Türkçemizi güzelleştirir. Öğretmen geç gelecekmiş. Başkan yardımcısı sınıfı susturmakla görevlidir. Bugün matematikte santim konusunu işledik. Ben Melek Sokak'ta oturuyorum. Ev no'muz 30. 100 metre yolu 20 saniyede koşabilir misin? Bugün İngilizce dersimiz yok. Bugün de Akbil'i sen bas. Yarın PTT'ye mektup bırakacağım. Bu akşam TRT'de en sevdiğim film çıkacak. Abim sonunda İngilizce öğrendi. Görseldeki çocuğun davranışı nelere sebep olabilir? Hastalık bulaşmasına sebep olur. Hapşıran çocuk ne yapmalıydı? Hapşırmadan önce ağzını kapatmalıdır. Kız çocuğu neden şaşırmıştır? Hapşıran çocuğun elinde mendil varken ağzını kapatmadığı için şaşırmıştır. Bu görselde verilmek istenen mesaj nedir? Hasta olduğumuzda hastalığımızı başkalarına bulaştırmamak için hapşırırken ağzımızı mendil ile kapatmalıyız. İlaç nasıl saklanması gerekir? Çocukların erişemeyeceği yerlerde 15-30 derece arasında saklanmalıdır. İlacı kimler dikkatli kullanmalıdır? Karaciğer problemi olanlar, böbrek problemi olanlar dikkatli kullanmalıdır. İlaç nasıl kullanılmalıdır? Yemeklerden önce kullanılmalıdır. İlacın yan etkileri nelerdir? Kalp ritim bozukluğu ve kalp durma riski, çarpıntı, nefes alma güçlüğü, bilinç Sağlıklı bir yaşam için neler yapmalıyız? Sigara içmeyin. İçiyorsanız eğer de bırakmak için destek alın. Fast food alışkanlıklarınızdan vazgeçin. Ailenizle ve kardeşlerinizle güçlü bir bağ kurun. Fazla güneşte kalmayın. Yazları güneşin dik geldiği saatlerde güneş altında durmamaya dikkat edin. Düzenli egzersizler yapın. İmkanınız varsa profesyonel bir fitness hocasından ders alın veya 10 dakikalık bir akşam yürüyüşü, hafif tempolu koşu da egzersiz yapmanıza yardımcı olacaktır. Blog kimlere hitap etmektedir? Yemek ile ilgilenen herkese hitap etmektedir. Blog yazarı yemek konusuna ilgi duymaktadır ve bizimle yemek tariflerini paylaşmaktadır. Siz de ilgi duyduğunuz ve herkesle paylaşmak istediğiniz bir konuda blog hesabı açınız. blogger.com sitesinden bir blog hesabı açabilirsiniz. İlgi duyduğunuz bir spor dalı hakkında araştırma yapınız. Futbol köken olarak İngilizce'de ayak topu anlamına gelen bir kelimedir. İlk olarak kimin oynadığı bilinmemektedir. Orta Çağ döneminde İngilizlerin ve Fransızların futbola benzer oyunlar oynadıkları bilinmektedir. Ayrıca Çin'de de ayakla oynanan bir top oyunu olduğu araştırmacılarla ortaya konmuştur. 18. yüzyıl içerisinde futbolun gelişmesiyle bu spor dalına bazı kurallar getirilmiştir. 19. yüzyılda özellikle İngiltere'den yaygınlaşmış ve tüm dünyaya buradan yayılmıştır. Bu yüzden İngilizler futbola ata sporu olarak sahip çıkmaktadırlar. Futbol 11 kişilik iki takım arasında oynanır. Her takım beşer yedek oyuncusu bulunur. 100-110 metre boyunda, 65-75 metre eninde çim ya da toprak oynanır. Takımların hedefi karşı takımın kalesine topu atarak gol atmaktır. Futbol 45 dakikalık iki devre arasında oynanır. Evet, konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forumsayfacevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.